Merhaba millet, ben Kipçak ve bugün DC Lyrical'ın analizini yapacağız. Banner'da diğer adamlar Gonzales, Christensen ve bu benim işime yarayabilecek bir adam ama eskide kaldı, Schmidt. Hemen bakalım direkt Lyrical'e. Lyrical'in ilk statları sızdırıldığında yani 23K'nın yanında şu hotline'ını falan gördük. Bir de tabii ki bu şeyleri falan. Kulübü şeyi bondu falan. Statları görmediğimizde dedim ben %30 çok ciddi bir pasif. Bu %30'luk pasif için 8K'nın üstünde bir şut vermezler diye bir tahmin yürütmüştüm ama görüyoruz ki yani 8900 gibi bir şut statı vermişler. İnanılmaz bozuk olacak bir kart gelmiş bulunuyor şu an itibariyle. Pasifi çok şey değil şu anda. Ona geleceğim. Önce staminasına bakalım. 1100 staminası var. Gayet güzel yani. 1100 üstü staminalar iyidir. Dribble'ı zaten hiçbir işe yaramaz. Skill'lere göre dribble'ı yok bile. Diğer haline falan bilmiyorum. Pas 9300 yani. Ne alaka onu çözemedim. Bu şutu düşük tutmak için yani 23K yaptık. Şutu da eğer 9400-9500'e çıkartırsak bu adam herkesi deşer deyip pası yükseltmişler. Yani şut 9300 olsaydı bunu tutacak bir kaleci yoktu şu an metada. Şu anda bile zar zor Zenzo tutar anca. Yani şeye atar yani bu. Hernandez'e çok rahat atar bu arada. Onunla geleceğiz. Hernandez bunu counter gibi gözükse de. Şut statı 8900 inanılmaz yüksek. Defansif statları önemli değil. Hepsini 5K 5K geçmişler. Power'ı 8200. Yani şut statı etkilediği için gayet güçlü bir power var. Teknik ve speed'i yani çok da şey değil. Speed biraz daha fazla olsa en azından hızlı hareket ederdi içeri doğru ama bu da fena sayılmaz. Ortalamanın altında ama öldürmez. Hotline işte iki tane oyuncuya bağımlı. Bunun pasifinin yani şeyin sınırlanmış olması %30 olması en azından bu yüzden. Tsubasa ve Rival. Tsubasa'nın hali hazırda çok yani oyundaki en bozuk kartı Tsubasa. Oyunun şu an en bozuk kartı Tsubasa. Tsubasa'da da bu topu buna aktarmak çok da zor değil. Şöyle bir şey var ama Tsubasa high baller değil. Yani Tsubasa buna attığında bu top low da gelebilir. Kaldı ki şu an kendi üzerinde high ball şeyi yok. Yani gördüğünüz üzere bu adam üzerinde highball'u eklemek için diğer kırmızı versiyonla debit olanını bulmanız gerekecek. Çok ufak bir pürüz. Yani çok bir şey etkilemez. Herkes de vardır aşağı yukarı. Bende yok. Yan hesabımda var yani. Ana hesapta yok en azından. Bu adamı çıkartacaklar için çok büyük pürüz değil zaten. Vardır şeyi. Diğer Lugale. Şöyle bir şey var işte. Tsubasa ve Rival. Tsubasa'nın şu anda çok bozuk bir kartı var. Arkaya kaçırıyorsun. Direkt adam kaleciyle baş başa kalıyor. Ama %50 şans var yani. Orada high ball gelmezse bu adam hiçbir işlevi kalmıyor. O anda o ball geldiği anda vuracaksın. Kaç bunun momentumu? 450. High ball momentumu çok daha fazladır. Ayrıca high ball'u very good. Yani low ball'la gol atabilir mi? Hernandez'e atar. Hernandez demişim. Espadas'a atar. Casillas'a atabilir. Ama low ball şutuyla bence şeyi atamaz. Zenzu'yu atamaz. Hernandez'i de atamaz. O yüzden bu attığında topun Tsubasa ile en azından high ball gelmesi için dua etmesi gerekecek. Very good olsa da high baller değil Tsubasa. Tsubasa'ya çok rahat atar. Çok rahat pozisyonu da sokar. High ball gelirse zaten %50 şansla direkt golü de atar bu adam. Low ball gelirse sıkıntı sadece. Diğer hotline atıcı Rival. Şu anda Rival'ın en iyi kartı zaten biliyorsunuz 510'luk şutu var. Diğer şeylerle gelen debut Rival. Herkes onu istiyor. Tsubasa olanlar falan. %3 bond için gayet de güzel bir kart kendisi. Ama herkesin yeni bir dedikodusu var. Fast Rival diye. Neden yani? Birincisi Rival'ın müziği paylaşıldı. Şeyde. Club'ın. YouTube ana sayfasında. YouTube şeyinde. Club'ın. İkincisi bu adamın zaten pasifini kendisi yani. Hotline vermişin. Tsubasa'nın festi var.
Buna çok rahat pozisyon sokabilecek biri. Rivaldo'nun yok. Diğer Rivaldo pas atamaz. Yani atar da. Defansa Gentile çıksa önüne otomatik interceptle keser o pası. Şey çıksa, Igawa çıksa keser. Yani. O yüzden o Rivaldo'nun kartı buna hotline çalıştırması için yeterli değil bana kalırsa. Şu anda da festival sırası yeşilde. Hernandez kırmızı geldi. Şey mavi geldi. Hino. Sıra yeşilde. Erivo'nun yeşil kartı yok. Tsubasa yeşil. Kırmızı bir daha gelir mi zannetmiyorum. Mavi zaten gelemez Erivo. Bütün oklar yeşil. Erivo işaret ediyor şu an için bakarsak. Erivo eğer festival olarak gelirse ve yani umarım olmaz ama high olur pasifi olursa bir de yani pasör bir Erivo değil de şutör Rival'ın yanında bir de pas özelliği eklemişler. Şunun gibi bir şey. 24-25K stadı olur. Dribble 6K olur. 9 küsür şutu olur. Pası da şey olmaz yani. Bu statların tam tersi değişmiş öyle olur. 9300 şutu olur. 8000 küsür pası olur. Yani Luke'nin tam tersi şut ve pası çevirmiş gibi hali gibi olabilir. Eğer Rival gelirse. Ki öyle bir Rivaldo gelirse ki ona umarım Highballer pasifi vermezler. Çünkü Highballer pasifi o Rivaldo verirlerse bu adam inanılmaz bozuk olur. Baksana şu tatlara. 9000 şut diyelim yani 8200 de power. Hesaplarıma göre şu an aşağı yukarı 39K atacak yani kafadan 30 bontla. Bu adam böyle bir kallavi takımda 32-33 bont üstü takımlarda non-Japon atak formasyonu falan eklersen sen direkt gördüğün stat olarak 40K'ya geçer yani. Zenzo hani cezası dışından top alınca 40K'ya görüyor ya. Bu adam 40K'ya geçebilir aldığı pas şeyle. Bu ikisinden pas alırsa ki şunu bir de düşünün. Rival geldi ve Highball olarak geldi. Oyunu bitirir yani klub kendi bitirir. 40K şutu kim tutacak? Zenzo desen 32-33K atıyor. Momentle belki tutar. Ama bunun bir de Verigood'u var. O 40K'nın üzerine sen bir de Verigood ekle. Yani direkt yatırır aşağıya herkese. İşte Hernandez'in pasifi var ya hani high ball killer, forward killer. İkisini de ekle. 41K olsun, 42K olsun. Bu adam 40K ile onu atar. Renk avantajı da var, very good'u da var. Ha, atar yani. Hernandez'e her topta atması gerekir mantık olarak. Hernandez zaten orta sahada ben Matsuyama ile değişiyorum. Bir maçta 4 gol attım Hernandez'e. Tam direkt counter'ı bile atar yani. Margus da atıyor ara sıra. Dediğim gibi bu Rival bir high baller pasifle gelirse inanılmaz sıkıntı olur. Yani herkes bitirir yani. Şu an Tsubasa var metada buna pas atabilecek tek kişi. O bile çok sıkıntı. Kırmızıyı çıkartıyorsun. Ekliyorsun buna buradan pasifini. Pasifini demişim. Kafasını, high ball'unu. Tsubasa'yı atıyorsun. High ball gelsin diye dua ediyorsun. Bunu çıkartan ve Tsubasa'sı olan kişilerden bahsediyorum. Çıkartıyorsun, atıyorsun. Çıkartıyorsun, atıyorsun. Highballer geldi mi öldürüyor bu adam. Highballer. Highball geldi mi öldürüyor. 3 veya daha fazla daha gelip tabi kulüp varsa 3 mont veriyor. Çok rahat yani. Hino, Bu, Gentle, Zenzo, Jivol. Yani dolu yani. Mavi kulüp dışında, mavi kulüp dışında diyorum. Mavi kulüpten bol bir şey yok yani. Bütün dünya mavi kulüp şu an. Mavi kulüp, mavi kulüp. O kadar bozuk ki yani. Her istersen Grandiose bile oynat. Grandiose da çok efektif bir oyuncu. Gidiyorsun Haas'la eşleşiyorsun. Atıyorsun üzerinden pas al. Diğer aksiyonda %10 pressure Haas'a. Nefret ediyorum Grandiose'dan. Yani çok kolay bir 3 bond vermiş ki kendisi aynı şekilde. Zaten Tsubasa'nın yoksa diğer Rival'ı mecbur oynatacağım buna pas atmak için. Mavi olanı. O ikisi zaten kaşlıyor. Gentle de vardı. Herkese çıktı Gentle. Ama 3 bond yani ne bileyim DC'lerde 4 bonda alıştık 4 bond 4 bond. Şimdi de bizi 3 bonda yapıştırdılar yani 3 bond DC'de garip geliyor bana biraz. Kolay veriyorsun tamam eskiden DC'ler o 4 bondu zor verirdi. Ochoa'ya bakıyorsun 3 tane mavi 2 Fransız exactly diyor ikisi de. Haas ve Chris'e bakıyorsun zaten ikisi de Golden 23 diyor toplam 4 tane falan. Zordu ama dörttü yani. Bu adam kolay ve 3. Hangisi derseniz. Ya zor olup 4 olmasını ben tercih ederim çünkü takımı onların üzerine kuruyorsun. Onların üzerine kurduğun takımda çok rahat bir şey geçiyorsun. Bu sadece
birisinin üzerinde kurulmuş takıma monte etmek gibi bir şey. Tsubasa'nın takımına bunu monte edersin anca 3 bontla. 3 bont takım kuramazsın. Igawa mesela. 4 bont. Soga 4 bont. Bu adamlar çok iyi olmasa da mesela Soga. Intercept olarak zayıf olsa da. Meta'ya yerleşmelerinin sebebi. Yani kimsenin çıkartamaması sebebi 4 bond olması. 4 bond meta'da tutması için onların büyük bir etken. Bir diğer şey skill block cancel. Yani bunu biz bir aydır söylüyoruz ama Club'da inatla bir aydır getirmiyor. İki tane skill bloğunu engelliyor. İki defa skill bloklayan biri yok ki şu an. Meta'da yok yani. Housecarry falan birileri skill'lerini bloklatmıyor. O güzel bir şey de bu. İki tane bloklatmıyor. İki tane bloklayan adam nerede abi? Şeyde de vardı. Hina'da da vardı. Bunda da var. Bir sürü kişi de geldi bu. İki tane bloklatmama. Pasifika Silas'ta da vardı sanırım. Defans olarak mı gelecek bu adam? Ne gelecek? Bir tane gelmesi gerekiyor artık. Bu kadar şey verip bu hidenleri boşa vermez o club. Yani bir yerden bir iki tane skill bloklayan adam C-E diye çıkacak karşımıza. Bunlar onun için. Bir de recover var %50. Yani recover defanslarının pasifi olarak görülse de yani Luikal için mesela diyelim attım bu adama. Low ball geldi. Vurmak istemedin. Özel pası var mı? Özel pası yok. Diğerinde vardı belki. Bir şekilde bu adamın pası çıkarttı geri. Topu tekrar aldın. Geri attın sen kendi adamına. Bu adam defans uyanmadı mesela. Soga ya da Igawa değil defansın. Defans uyanmadı. Bu adam ondan daha hızlı kalkacak. Bu açıdan düşünürseniz recover işe yarayacak ki pasif olabilir. Yani defanslardaki kadar işe yaramaz. Yani Soga'yı ve Igawa'yı biliyorsunuz. Adamı geçiyor. Saniyesinde böyle geri kalkıyor. Yapışıyor geri. Kanser ediyor. Onlar kadar kanser olmasa da bazı pozisyonlarda işe yarayabilir. Buraları da boş bırak. Zaten şuraya bir highball request verselerdi %60-70 olsa böyle biz bırakıp gideydik oyunu. Bildiğim bırakıp gideydik oyunu. Böyle bir adama bir de highball request verselerdi. Yani şu an tek dileğim umarım Rival fast olarak gelse bile highball request highball demişim. Highball'ları olarak gelmez. Hava topu atmayın bu adama. %50 zaten bunun için fazla bir şans. Limit break 25 şut 25 power. Defans hiç vermiyoruz. Onun dışında dribble de yok. Ne verelim lan bu adama? Pas vermişler. Pasla ilgili bir şey de yok. 25 speed verelim. Hızlansın içeri girerken. Diğer kartında herhangi bir şey var mı bilmiyorum da 21 pas 4 teknik verebilirsiniz kalan 25'te. Bu şekilde dağıtabiliriz. Yani çok inanılmaz güçlü bir örnek. Zaten çoğu kişi soruyor bende Haas var, Chris'e atayım diye abi atın. Bu manyak hala metada iş yapıyor. Görüyor musunuz statları? Şunu vermeyin ha Rival'a. Şu Rival'da olmasın. Çok kötü yapar yoksa bizi. Şunu atalım biz be. Hadi bakalım. Dün canlı yayın yaptım bu arada. Bilmeyenler varsa üst bunun altında olabilir. Yani 1,5 saat gayet güzel bir şekilde eğlendik. Friendly maçlar attık. Bir baya baya mangadan konuştuk. Güzel bir yayındı yani. Diğer yayını ne zaman yaparım bilmiyorum ama yayınlara gelebilirsiniz. Ya şuradan bir tane SSR ver. Üçüncü gün mü? Dördüncü gün mü bu ya? Bir tane SSR yakmadık. Al. Bir tane bak. Hiçbir hesabımda yakmadım bu arada SSR'da. Üç tane hesabım var. Hiçbirinde bir tane bile yakamadım. Bir tanesini de yaktım lan yoksa. Hatırlamıyorum vallahi ya. Neyse. Şu an saat zaten 10.30'a gelmiştir yaklaşık olarak. Başladım hemen. Ara gelir gelmez ama. Şu anca bitti. Videoyu beğendiyseniz bir like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer analizlerde görüşmek üzere.